Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Evet arkadaşlar, hepiniz Flutter Festivali'nin ilk yayını olan Kickoff yayınına hoş geldiniz. Yayına başlamadan önce kendimizi tanıtalım. Ben Elif Bilge Parlak, Muğla Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumdaki Google Developer Students Club'da da liderlik yapıyorum bu yıl. Düş yerinde de Flutter Developer olarak çalışıyorum. Ve son olarak da Mobiler Dev'de temsilci yazarlık yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Sude Topal, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de Elif Mobiler Dev'de temsilci yazarlık yapıyorum. Aynı zamanda Flutter Sınıf Club'da da takım liderliği yapıyorum. Ve kendi okulumun Google Flutter Sınıf Club'ında da takım lideriyim. Sizlere birazcık Flutter Festivalimizin akışından bahsetmek istiyorum. Festivalimiz bugünkü kickoff yayınıyla başlıyor. Daha sonrasında 19 ve 20 Aralık'ta ilk eğitimlerimizle birlikte ilk eğitimlerimiz başlayacak ve daha sonra 5 hafta boyunca her pazar ve pazartesi günü akşam saat 8'de 5 farklı eğitimlerimizle eğitimlerimizi tamamlayacağız. Eğitimlerimiz tamamlandıktan sonra 2-3 hafta bir boşluğumuz olacak ve daha sonrasında bir Flutter Hackathon'umuz olacak. Hepinizi bu Hackathon'a da bekliyoruz. Ve tüm festival sürecinde gerek sosyal medyalarımızda gerek canlı yayınlarımızda çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Bir çekilişlere de katılırsanız çok güzel olur. Şimdi bugünkü yayınımızın akışıyla ilgili bilgi vermesi için tekrar sözü Elif'e veriyorum. Evet, teşekkürler Sude. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Senem ve Deniz gelecek ve bizlere Google Developer Students Club'dan bahsedecek. Ve bu toplulukta Flutter ve Android mentorluğu nasıl oluyor, neler yapıyorlar bundan bahsedecekler. Ve akış yayının genelinden birazcık bahsedecekler ve sonrasında da Dilan Yener'i alacağız sahneye ve kendisi de Flutter 101 sunumuyla beraber sizleri bir Flutter'a tanıştıracak hiç tanımayan arkadaşlar için. Sonrasında da kapanış olacak. O zaman sahneye Senem'le Deniz alalım. Evet, hoş geldin. Selam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizler nasılsınız? Güzeliz. Aynen öyle. Geldik bugün. Güzel bir etkinlik duyurdunuz. Biz de davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, öncelikle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aynen. O zaman sizler kendinizi tanıtın. Evet, Senem. Tamam. ben de Türk Alman Üniversitesi'nin geçen seneki team lead'iyim. Bu sene de Deniz'le beraber Android and Flutter'da mentorluk yapıyoruz. Deniz. Tamam. Ben de Deniz Karakay. Geçen senenin ODTÜ lideriyim. Bu sene de yine Senem'in de bahsettiği gibi Android Flutter core mentorluğu yapıyorum. Elektrik Elektronik 3. sınıf öğrencisiyim. Elif Bilge bahsetti mobilerlerden. Ben de mobilerlerde yazıyorum. Sen bahsedince aklıma geldi o yüzden. Ondan da böyle bahsetmek isterim. Sonuçta yine konumuz Flutter, Android. Bu anlara ilgimizi bu şekilde göstermeye çalışıyoruz diyelim. Evet. O zaman bizlere sunumunuzu ve konuşmanızı yapmak için sahneyi size bırakayım. Teşekkür ederiz. Size. O zaman biz arkaya kaçalım. Tekrar gelin. Evet. Tamamdır. Okey.
Tamamdır. Şöyle, o zaman direkt başlıyorum ben şu anda. Gir direkt normal DSL'ına girebiliriz. Daha sonra Tamamdır. Android biz kendi chapter'ımızdan yani ikimizden bahsedebiliriz. Aynen. Zaten hani bu kanaldaydınız şu anda birazcık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmeyenler için Google Developer Student Club, Google Developers tarafından desteklenen öğrenci kulüpleridir. Bu DSC Türk hesabında da hep beraber işte tüm Türkiye'deki Developer Student Clubs'lar birleşerek etkinlikler yapıyorlar. Genelde bu Flutter Fest gibi büyük çaplı etkinliklerin videolarını, canlı yayınlarını buradan seyredebilirsiniz. Hatta aynı zamanda Instagram hesabı da var ve direkt GDSC'nin community sayfası da var. Oralara da takip edebilirsiniz. Oradan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Zaten aşağıda linkliyor olacaklardır arkadaşlar. Bu şekilde ya buradaysanız developer'lığa da ilginiz vardır diye düşünüyorum veya community'lere. Bu konuda da işte biz öğrenciler birleşerek Google teknolojileri daha ağırlıklı olmak üzere etkinlikler yapıyoruz. Geçen sene Deniz ve ben de işte kendi üniversitelerimizde aynı şu anda buradaki arkadaşlarımızın olduğu gibi bu tarz etkinlikler yaptık. Şu andaysa biz böyle emekli olmuş gibi. Emekli de olmuyoruz aslında ama çünkü hani community içine girdiğinizde zaten anlıyorsunuz bitmeyen bir süreç. Çünkü orada bir hani adiyet oluyor ve seviyorsunuz bunu yapmayı. Gönüllü olarak yaptığınızdan dolayı da bırakmıyorsunuz, devam ediyorsunuz bu işin bir parçası olduktan sonra. Biz de desteğimizi bu sefer yani bu sene mentorluk alanında vererek devam ediyoruz diyeyim. Sen bir şey söylemek ister misin bu Çok noktada çok Deniz? güzel özetledin. Çok derecek bir şey bırakmadın. Ben de biraz şeyden bahsedebilirim. Hani genel DSC'de yapılan işte etkinlikler, Solution Challenge'dan biraz bahsedebilirim. Daha sonra biz Android Flutter olarak ekip olarak neler yapıyoruz ve biraz da bugünün konusuna geliriz yavaşça. Solution Challenge'dan bahsedeyim ben. Hani zaten Serem'in de dediği gibi bu kanaldaysanız, bu hesapları takip ediyorsanız bir şekilde karşınıza çıkmıştır. Solution Challenge lafı, işte bu United Nations'ın SDG'leri vesaire. O da geçtiğimiz sene, yanlış bilmiyorsam Türkiye'de 2 senedir zaten DSC'ler var. Türkiye o yüzden 2 senedir bu Solution Challenge kapsamında. 3 senede düzenlenen bir yarışma. Globaldeki tüm DSC'lerin katıldığı ve geçtiğimiz 2 senede, yani geçtiğimiz seneden itibaren 17 SDG, yani Sustainable Development Goals diye geçen sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hedef alan 2030 yılında bütün ülkelerin bunları bu hedeflere ulaşmayı hedeflediği bir, nasıl denir ona, bu anlaşmayı konu alan projeler üretmenizi sağlayan bir yarışma. Tüm dünya çapındaki DSC'ler katılıyor ve siz aslında gerçekten küresel çaptaki problemlere bir noktada üniversite öğrencisi olarak çözüme üretiyorsunuz ve bu çözümleriniz belli noktalarda karşılık bulduğu zaman da bu projelerinizi daha da geliştirebiliyorsunuz. Burada incubation programından da biraz bahsedeceğim. Ama genel olarak bu şekilde bir yarışma. Geçtiğimiz sene de biz Türkiye olarak başarılıydık. Hani bunu da böyle pas geçmek istemiyorum. Hatta bunu büyük ihtimalle yine sen belirtmeyeceksin ama geçen sene Denizler hani ODTÜ'deki takımlarıyla beraber ilk ona girdiler. Hani bu global olarak ilk ona girdiler. Bir sürü kişi katılıyor. Zaten oradaki deneyiminden de bahseder diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey de oldu. Araya girip böldüm birazcık Yok ama yok, iyi yaptın. Türkiye hani en çok yani toplam puan olarak en çok puanına sahip oldu bu değerlendirmelerde ve bu yüzden bayağı örnek alınıyor şu anda. Geçen sene yapılan bu hackathonlar olsun, incubation programı olsun, bunların hepsi globale taşınma aşamasında şu anda. Bayağı örnek olduk diyebiliriz yani. Yok, Teşekkür ederim. aynen öyle. Tam da bahsettiğin gibi. Türkiye'den işte top 50'de de 6 takım vardı. Gerçekten çok iyi bir rakamdı. Ve yine Serem'in söylediği, bu 6 takım, işte top 50 arasındaki 6 takımın aldığı bireysel puanlar en çok diğer bütün ülkelerden çok daha fazlaydı. Ve bu bir noktada önümüzdeki seneler için çok daha umut vadeden bir gelişme oldu. Ve biz de bu seneki liderlerden daha iyi başarılar bekliyoruz, umut ediyoruz. Ve bu yayınlar aslında daha iyi bir şeyler gelecek de belli oluyor. Çünkü geçen senelerde de bir sürü şeyler yapılıyordu ama artık bunlar hep bir üst noktaya, her sene bir üst seviyeye çıkıyor.
Bunları gerçekten görmek ve yine bu Selim'in de bahsettiği gibi mentor olarak da burada yer alabilmek, bu komüniteye katkı sağlayabilmek çok mutluluk verici benim açımdan da. Biraz Senem Incubation'dan bahsetmek ister misin? Tabii. Şöyle geçen sene biz dedik ki bu Solution Challenge Google'ın kendisinin hazırladığı bizim hani DSL olarak oluşturup işte bunu tasarladığımız bir şey değil. Bunu Google Developers böyle bir şey var ve hani biz sizin buna katılmanızı bekliyoruz diyor açıkçası. Biz de buna katılımı nasıl daha fazla yaparız diye düşündük ve GDS'ler olarak birleşip hekatonlar yaptık. Burada dört şekle böldük. Dört tane ayrı hekaton gerçekleştirildi. Bir Flutter oldu, Prosperity oldu. People Planet oldu, bir de Plate oldu. Bunlar da işte tüm şeylere adını unuttum. SDG'lere mode. odaklandık. Bu SDG'ler hakkında projeler geliştirildi. Orada da çok fazla proje çıktı. Bu çıkan projeler hani hekatonlarda sizi daha teşvik ettiğinden dolayı kısa sürede elinizde bir ürün geçtiğinden dolayı hani aslında çoğu kısmı o hekatonda gerçekleştirmiş oldu katılımcılar ve sonrasında bunları submit ettiler forma. İleriki aşamalarda da daha iyi gelişmeleri ve hatta daha sonrasında belki bir girişime dönüşmeleri amacıyla incubation programı gerçekleştirdik. Bu incubation programda da hem Solution Challenge yarışması özelinde onlara destek verdik. Zaten Deniz de onlardandı. Detayları kendi deneyimini anlatır. Biz de işte eğitimler gerçekleştirdik, webinarlar gerçekleştirdik. Hem teknolojiler konusunda hem aynı zamanda projeyi nasıl daha geliştirebilirler, işte bunu nasıl daha iyi ayartabilirler, bunlar hakkında eğitimler gerçekleştirdik. Yarışma özelinde de birkaç webinar gerçekleştirdik. İşte bu alanda çalışan insanlarla görüştüler, mentorluklar aldılar. Ya bayağı bir dolu bir program oldu yani. Yoğun bir programdı. Sonrasında da böyle güzel bir başarımız oldu. Evet ya, gerçekten dolu dolu bir programda. Ve hani dediği gibi hani insanlar işte projeyi geliştiriyor hekatonlarla. Biz de bu hekatonların birine girmiştik. Planet hekatonlarıydık. Kendi projemiz üzerinden örnek veriyorum. Ama yani işte proje yapıyorsunuz belki 2-3 günde kendinizi kapatıp işte buna üzerine çalışıyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Ürün çıkıyor, ürünü gönderiyorsunuz. Fakat submit'ten sonra aslında bütün olay bitiyor bir noktada. Hani en büyük belki problem bu. Bir sürü böyle proje çıkıyor, üretiliyor ve hani devamı gelmiyor. Devamı gelmesi tabii ki kolay bir şey değil ama burada noktada bir alabileceğiniz bir mentorluk, bir destek çok değerli. Ve burada işte DSC Incubation programla geçen sene oldu. Bu sene de daha iyisi geliyormuş. Yani onu da hani çok detaylarını vermiyorum ama geliyor yani, haberiniz olsun. Yine Solution Challenge'da geldiği gibi Incubation programda daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sene gelecek. Bir de şeyden bahsedelim birazcık. Biz hani tamam geçtiğimiz sene bunlar yaşandı genel olarak. Bu sene neler yapıyoruz? Bu sene mesela biz Android Flutter ekibindeyiz. Senem'le birlikte iki core mentor olarak. Öncelikle geçtiğimiz ay bir Bug Droid eventimiz oldu. Yani buradaki büyük ihtimalle burada bizi izleyen liderler de olabilir. Kendi üniversitelerinde olan DSC'ler olabilir. Çok çok büyük kısmı burada etkinlikler, projeler yaptı. Bizim bu Bug Droid'deki en büyük hedefimiz Android 12'nin yeniliklerinin öğrenilmesi yanında Android'e sıfır. Daha önce hiç bu alanda çalışmamış insanların, öğrencilerin bu alana girmeleri ve belki ellerinde bir proje geliştirmeleri ve bu projeleri de submit ediyorlar bizim oluşturduğumuz formlarda. Bunun en güzel yanı da şu, biz bu projelerden en iyi, yani burada oylama yapacağız bunu, biz kendimiz kafamıza göre karar vermiyoruz. En iyi, en inovatif projelere bir küçük ödüller göndereceğiz. Yani bu ödülleri bilmiyorum, Senem sen söyleyebiliyor muyuz? Söyleyelim. Kesin netleşsin. Yani o şekilde böyle hem insanlar kendi projelerini geliştirebiliyorlar hem de bu projelerini daha sonra dediğimiz gibi önce bizim belki küçük proje havuzumuza diyelim. Daha sonra bunu biraz daha üzerine koyup Solution Challenge gibi ya da başka yarışma, hackathon ve vesaire yerlerde kullanabiliyorlar. Ve aslında bir noktada developer'la adım atmış oluyorlar. Bugünkü etkinlikte bunun biraz daha Flutter versiyonu, daha böyle Flutter Fest adında. Ve belki daha farklı bir tatlı olacak bir eventten bahsediyoruz. Genel olarak bu şekilde. Aynen. Bug Droid'de de bu arada
Şu anda hala yapmaya devam eden üniversiteler var. Katılmadıysanız ve katılmak istiyorsanız bunlara da bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Onun da formu hala açık. Aralık sonuna kadar projenizi teslim edebilirsiniz. Ödüllere gelecek olursak seçilen ilk üçe Google Home Mini hediye edeceğiz. Yani çok basic bir şey olduğundan dolayı sakın gözünüz korkmasın. Oraya da bekleriz diye söyleyeyim. Basic değil Burada bu arada. da aynen şey kod Ödül değil. yani. Proje sizden beklentiniz çok ama orijinal hani bizde aslında biz çok temel bir eğitim. Genelde görürsünüz. Geçen seneki Android Stratejim eğitimlerine de bakabilirsiniz örnek almak adına. Yani çok böyle işte sizden Instagram yapmanızı beklemiyoruz. Hani öyle bir kafaya girmeyin lütfen. Gerçekten çok basit. İşte belli başlı komut kodları kullanabildiğiniz, belli başlı tasarım öğelerinden faydalandığınız basit minimal bir app bekliyoruz. Ve bu minimal app'e koyacağınız küçük detaylar aslında sizin seçiminize olanak sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bunun yanında başka ne diyebiliriz? Şey diyebiliriz bir de hani bu noktada mesela hani önümüzdeki dönemlerde de işte Flutter Hackathon dedi mesela sunumun başında. Bu böyle etkinlikler de olacak. Yani bunlar için özellikle bu kanalı ve yine DSC Türk hesaplarını GDS Türk hesaplarını takipte kalmayı unutmayın diyelim. Aynen. Bu arada bunun yanında bir sürü etkinlik de gerçekleşiyor. Gerçekleşecek planlanmış bir sürü şey de var. Mesela hani game jamler var. Onun yanında TensorFlow Cloud talkları olacak işte bu YouTube kanalında. Aslında bizim timeline'ımızda böyle bir sürü etkinlik var. Bunları da hani bu konuları da merak ediyorsanız ve o alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız aslında dağılmış bir sürü alanımız var yani kendinizi geliştirmek istediğiniz konuda illaki bir içerik bulabilirsiniz diye düşünüyoruz ki bulamazsanız da hem liderlerle hem bizlerle iletişime geçtiğiniz takdirde biz ya öyle bir etkinlik varsa size bunu bildiririz yoksa da bunun üzerine zaten çalışma yapmaya kesinlikle başlar liderlerimiz diye düşünüyorum. Bir de şeyden bahsedebiliriz istersen liderlik süreci vesaire hani bireysel yani üniversite lerde neler oluyor bu büyük etkinlikler dışında ondan da birazcık bahsedecek olursak şöyle söyleyebilirim hani zaten bu bahsettiğimiz şeyler çok güzel şeyler bunların yanında ama hem öğrendiğiniz buradan öğrendiğiniz şeyler olsun hem burada geliştirdiğiniz network olsun gelecekte çok işinize yarıyor burada çıkıp hani hem işte buradaki eğitimlerden Flutter öğrenip sonrasında iş imkanı olanlar hatta ve hatta günümüzün büyük bir artısı olarak yurt dışında çalışanlar oluyor. Hani dolar euro üzerinden kazanıyorlar. Açık konuşmak gerekirse daha da. Böyle şeyler olabiliyor. Hani üniversite öğrencisiyken çalışabiliyorsunuz bir yandan. Bunu deneyimleyebiliyorsunuz ki günümüzde pandeminin de etkisiyle beraber staj bulmak çok zor olmaya başladı. Çoğu insan hani öğrenci staj bulamıyor. Bu açıdan çok büyük bir artısı da olabiliyor. Onun yanında sadece hani akranlarınızla beraber yaptığınız şeyler olsun. Hani Deniz bir şey yapıyor, ben motive oluyorum. Birbirimizi gaza getiriyoruz. Hadi tamam bunu yapacağız. Öyle birbirimizden görüyoruz. Hani burada mesela 10 DSC birleşiyor ve böyle büyük bir etkinlik gerçekleştiriyor. Onlar da birbirlerinden bir şeyler kapıyor. Ve bu da çok değerli bir şey. Hatta en değerli kısmı bence bu. Hani birlikte yaptığımız şeyler, Kesinlikle. geliştirdiğimiz bu dostluklar diye düşünüyorum. Aynen çok çok güzel özetledin. Yani bizim de bunun üzerine çok aslında benim çok diyecek bir şeyim yok yani. Ama dediğim gibi hani bir şeye takıldığınız zaman aklınıza bir şey takılır. Yine etkinliklerle ilgili olabilir. Öncelikle kendi üniversite liderlerinize ulaşabilirsiniz. Yine hani tatmin etmez bir şey olur. Bize de yazmaktan çekinmeyin diyelim. Kesinlikle. Zaten eğer ben chatte bir iki kere gördüm. Hoş geldiniz bu arada. Kendi üniversitenizde var mı yok mu diye merak ediyorsanız direkt bu community sayfasından da bakıp bulabilirsiniz. Hepsi orada gözüküyor. O şekilde oradan bakabilirsiniz. Evet. Teşekkür Çok ederiz teşekkür ederim. paylaştıklarınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet. Yayınınızı Size birkaç bir şey söyleyelim isterseniz. aynen biz de bir Peki. şeyler söyleyebiliriz. Flutter sen Sen başla. başla istiyorsan size. Sen başla. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ben kendi okulumda GDS'i takım lideriyim. Aslında bizim geçen sene kurulduk kulübümüz ama aktif değildi. Yani sadece bir lider seçimi sonrasında o şekilde kalmıştı. Bu sene ilk kez aktif bir şekilde ilerliyoruz.
Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Bence hemen hemen her okulda zaten GDS toplulukları var. Kesinlikle eğer robot teknolojileriyle ilgileniyorsunuz ve kendi akranlarınızla birlikte bir şeyler öğrenip ilerlemek, etkinliklerde bulunmak istiyorsanız ki bunun size birçok anlamda network olarak gerek yeri geldiğinde gerek kişisel gelişim olarak çok artıları olduğunu göreceksiniz. Kesinlikle bu kulüplere katılmanızı öneririm. İster liderlik başvurusu yapabilirsiniz. Haziran ayında her sene yeni liderler için başvurular oluyor. İsterseniz core team'inde bulunabilirsiniz bu ekibin ya da ekibe üye olarak yine etkinliklerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu sene 10DSC bu etkinliği düzenledik. Bundan önce az önce bahsedilen bir Bug etkinliği düzenlemiştik. Gerçekten çok keyifli oldu. Yine çok katılım da olmuştu. Herkes yaptığı projeleri GitHub'tan mesela yükledi. Bir heyecan oluyor. Abi hediye kazanılacakmış acaba. Neymiş böyle? Mentörlerimizden diyoruz bir hediye var arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz yani. Sonradan biz de öğreniyoruz. Hani hep böyle heyecanlı ve aktif bir işleyiş oluyor GDS'lerin içerisinde. Bu yüzden eğer henüz içerisinde değilseniz kendi okulunuzdaki GDS'leri araştırıp oranın liderleriyle iletişime geçerek katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu şekilde Elif, Evet. istersen biraz da sen bahset. Sude çok güzel açıkladın aslında. Biz DSC'ler olarak kendi okullarımızdaki üyelerimize Google'un güncel teknolojileri başta olmak üzere eğitimler veriyoruz. İşte workshoplar düzenliyoruz. Biz de kendi okulumuzda bu çeşitli aktiviteleri yaptık. Ben biraz da aslında Flutter Festivali'nden bahsetmek istiyorum. Geçen seneki hackathonlarda işte projeler ortaya çıkarılıyor. Ama biz Flutter Festivali'nin hackathon kısmını aslında geçen sene düzenlemiştik. Bu sefer dedik ki hackathon'a katılmadan önce bir eğitim verelim ki hem kendi üyelerimiz hem de diğer üye olmayan arkadaşlarımız da kendi projelerini çıkarabilsin Flutter Hackathon'da. Hackathon'dan sonrasındaki projelerinde ilerleme sürecinde de incubation programı olsun, farklı programlar olsun girebilsin ve kariyer olarak, network olarak bir şekilde faydasını görebilsin istedik. Eğitimden asıl amacı da buydu aslında. Eğitimler sonrasında düzenlenecek olan Hackathon'da arasında 2 hafta olacak. Aslında bir 2 hafta sizin kendinizi geliştirmeniz için harika bir süre bence. Yapılan eğitimleri tekrar izlemek, işte eğitimleri izlerken yanında kodunu açıp yapmak sizin için bayağı faydalı olacak. Bol pratik yapmayı unutmayın eğitimlerden sonra. Ve mutlaka Hackathon yarışmamıza da katılın. Gerçekleşecek olan Hackathon'umuza. Hackathon sonrasında projeler eğer dereceye girerse güzel ödüller ve startuplara gitme gibi hediye ödül oluyor. O yüzden mutlaka eğitimlerimizi katılın. Hackathon'umuz da çok güzel olacak demek istiyorum. Evet, bu arada Evet. şeyi eklemek istedim. Hani Elif Bilge söyleyince aklıma geldi. Hackathonların sonunda yine ilk üçe bir ödül oluyordu ama hani biz onu hiç odaklanmamışız ya. Ödül kısmını direkt unutmuşuz şu anda. Yani orada da böyle bir swag kit gönderilmişti cidden. Ya Ama proje onun geliştirmek yanında ödül oluyor sonrasında. Aslında ödül aynen. orada yani aldığınız bekler yani mesela bizde de var şöyle mesela hani küçük böyle Evet. yeterli ama hani dedim yani bunlar evet güzel küçük sizi motive eden şeyler ama aslında çıkardığınız proje sizi ileride işte mesela bugün mesela hala bizim projeden konuşabiliyorsak bunun sebepleri bunlar. Umarım işte seneye de artık sizin projelerinize buraya katılan insanların projelerine bu eğitimler sayesinde daha çok konuşacağız. Evet, Kesinlikle. kesinlikle. Mesela bu tür spekler illa mesela Hackathon'a katılarak değil, core teamlerle mesela kendi üniversitede core team olarak o Hackathon'u düzenleyen arkadaşlara da hediye edebiliyoruz. Çünkü organizasyon süreçlerinde bayağı bir çaba sarf ediliyor. Yani bu spekler için de kendi okulunuzdaki seneye artık core teamlerinize katılabilirsiniz. Bu tür organizasyonları düzenlemek için Ya diyelim. da arkadaşlar etkinlik içerisindeki çekilişlerde tamamıyla şansa da Evet. kazanabilirsiniz öyle diyelim. Evet. Böyle bir seçenek de var. Aynen Yani öyle. bu şekilde. O zaman Deniz ve Senem'e çok teşekkür ederiz katıldıkları için. Bir Teşekkür de ederim. Deniz ve Senem üzerinden de şunu söylemek istiyorum. Tüm mentorlarımıza gerçekten çok teşekkür ederiz. Yolun yapıyorsunuz tarafındaki. Bizimle her zaman her saatte sorularımıza dönüp yardımcı oldukları için tekrar ben teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. O zaman Evet. ben de kaçtım Elif. Tamamdır. O zaman sahneye Nilay Yener alalım. Evet. Güzel an.
Hoş geldin Nilay Hanım. Nasılsınız? Galiba Nilay Hanım mute'lu şu an. Duyuyor musunuz? Evet, tamam. Evet. Süper. Merhabalar. İyi Merhaba, hoş akşamlar. geldiniz. Hoş buldum. Çok güzeldi sizi izlemek. İzliyorum sizi. Ben arka tarafta, arka taraftayım ben de. Vallahi süpersiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsın? Ben teşekkür ederim. İyiyim, teşekkürler. Çok mutlu oldum beni davet ettiğiniz için. Evet. Aslında Nilay Yener'i Flutter hakkında biraz bilgisi olan Türkiye'deki çoğu geliştirici tanıyor. Ama istersen biraz kendinden sen bahset tanımayanlar için. Tabii ki. Ben Nilay Yener. Ben Google'da Flutter ekibinde çalışıyorum. Şu anda Amerika'dayım. Flutter'da Developer Relations ekibinde çalışıyorum. İşte community, eventler, konferanslar, bu programlarla çalışıyorum. Daha eskiden Google'a girmeden önce Türkiye'de yaşıyorken Google Developer Group organizerim, GDG İstanbul organizerlerinden biriydim. Bir taraftan da tabii bir şirkette çalışıyordum Türkiye'de. İşte bu beni community işleri, topluluk işleri hayatımda bambaşka bir yol açtı. Şu anda Amerika'da Google'da Devrel ekibine çalışıyorum. Flutter'la çalışıyorum. Böyle. Çok teşekkür ederiz. Bu arada deşişinde şöyle. Çok Süper. teşekkürler tekrardan. Hiç yanımdan ayıp ürünleri eklesem Süpersin. taşıyorum. Çok özel. Çok tatlısınız ya. Evet. Teşekkür ederiz. O zaman etkinliğimize katılanlar için Flutter'dan bahsedeceğin sahneyi sana bıraksam. Tabii. Aynen. Tamamdır. İyi yayınlar o zaman. Teşekkür ediyorum. Duruma Kolay girmek gelsin istiyorum. size arkadan. Arkadaşlar merhabalar. Yine kaldık baş başa. Bir de benim slaytlarım var. Ekranı paylaşacağım değil mi sizle? Tabii ki paylaşacağım. Arkadaşlar ben profesyonel konuşmacı falan değilim. Böyle etkinliklere katılıyorum ama her seferinde nasıl yapacağız? Bir dakika, ekran mı paylaşacağım? Ekranı nasıl paylaşıyordum ya? Bir dakika. Hemen yardımcı olayım. Aşağıda Tamam. şey var Ha ya. ha. Oradan. Tamam, süpersin. Teşekkür ediyorum. Okay, İşte aynen böyle. Bir dakika. Kromda. Teşekkür ediyorum Elif. Peki nereye gitti? Ha, burada. İnşallah. Arkadaşlar dedim ya ben profesyonel konuşmacı değilim diye gerçekten öyle. Ben ama böyle etkinliklere katılıp size şey konuşmayı çok seviyorum. Zaten arka plana da bakarsanız hiç öyle süper şey bir setup'ım da yok yani. Ama böyle işte gelip sizle tanışmayı, Flutter hakkında konuşmayı falan çok seviyorum. O yüzden geldim. İnşallah şu an oldu. Görüyor musunuz ekranda slaytları? Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu an Süper. tamamdır. Teşekkür ediyorum. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Ben Nilay. Twitter'da handle'ım da orada, beni takip etmek isterseniz Flutter etkinlikleriyle ilgili. Ben size birazcık bugün Flutter nedir, niye böyle bir teknoloji, nasıl, nereden geldi Google'dan? Flutter'a başlamak istiyorsanız nasıl başlayabilirsiniz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Birçoğunuz belki de biliyordur çoktan Flutter'la ilgili ama olsun, bilmeyen arkadaşlar varsa bir de beraber tekrardan giriş yapalım. Bu etkinlikte zaten güzel şeyler olacak biz, benden sonra anladığım kadarıyla arkadaşlar anlattı. Girişi beraber yapalım. Flutter bir tane SDK, uygulama geliştirme aracı Google'da. Size multi-platform uygulamalar yapmanızı sağlıyor. İşte multi-platform dediğimizde artık her şey ekranda değil mi? Bilgisayar var, telefon var, katlanabilir telefonlar var, tabletler var, her şey. Flutter diyor ki siz bütün bu ekran farklı platformlardaki ekranlar için tek bir codebase'den uygulama yazmanızı sağlıyoruz. Ve yazdığınız uygulamalarda çok güzel yazabilirsiniz diyor. Peki nereden, nasıl geldi? Şöyle birkaç yıl öncesine gidersek Flutter ve Flutter muadili teknolojiler öncesine bir gidersek bir mobil uygulama geliştirmek istediğimizde aslında önümüze iki tane yol vardı. Bunlardan bir tanesi ya native uygulamalar geliştirebilirdik. İşte native uygulama ne demek? Android cihazı için Android uygulaması, iOS cihazı için iOS uygulamaları, işte web için
komple bambaşka bir web uygulaması geliştiriyorduk. Android'i geliştirmek için ya işte Kotlin, Java bir şey kullanıyoruz. Ya da ondan sonra iOS'i uygulamasını geliştirmek için Swift UI, başka bir programlama dili, başka bir teknoloji öğrenmek gerekiyor. Onu geliştiriyoruz. Tabii ki bu yapılan uygulamalar çok kaliteli ve çok yüksek performanslı uygulamalar. Çünkü bu uygulamalar gerçekten sadece o cihazlar için geliştiriliyor. O cihazlar için geliştirildiği için de cihazın bütün gücünü, performansını, her şeyini kullanıyor. Esnekliği çok fazla. Bütün entegrasyonları cihazla yapabiliyorsunuz. Ortaya harika bir uygulama geçiriyorsunuz. Ama bu ortaya çıkan ortaya harika uygulamayı çıkarmak için gideceğimiz yol birazcık meşakkatli. Çünkü her cihaz için başka bir teknoloji, başka bir setup, başka bir proje gerekiyor. Ha yok, benim zaten uygulamam bu değil, ben daha kısa yoldan gideyim diyorsak da gene önümüzde cross platform denen, o zaman cross platform denen çözümler vardı. Mesela işte PhoneGap, Airs, bunlar. Bunlar da diyordu ki ya siz tek tek ayrı ayrı kodları, projeleri yapmayın her cihaz için. Tek bir codebase'den uygulama yapın. Bu tek bir codebase'den yaptığınız bir uygulamayı telefonda da, tablette de, webde de, şeyde de çalışsın. Ama bu aslında gerçek bir native uygulama kalitesinde çalışmıyor. Çünkü aslında bir web uygulaması. Web uygulamasının etrafına bir mobil shell geçiriliyor ve telefonda gösterilmek için. O yüzden aslında bir mobil bir çerçeve içerisinde çalışan bir web uygulaması. O yüzden performansı düşük, işte animasyon, scroll, öyle şeyler yapmak çok zor. Çözüm buydu ama buydu. Şimdi bu iki tane farklı çözümün tabii ki şeyle de avantajları, dezavantajları var. İşte Flutter işte burada, tam burada geldi, diyor ki Flutter'ı yazan mühendislerin amacı diyor ki biz size o meşakkatli yoldan geçmeden ama güzel ve kaliteli uygulamalar yazmanızı sağlayacağınız bir şey yapmak istiyoruz diyorlar. Ve Flutter buradan çıkıyor. Flutter aslında Google'da çalışan 3 tane mühendis web ekibinde çalışırlarken, Chrome ekibinde çalışırlarken biz bu Chrome'daki web, işte smooth web deneyimini mobil cihazlara nasıl taşırız diye denemeler yaparken ortaya çıkıyor. İşte animasyonlar, işte web sayfaları nasıl olur, her şey çok daha dinamik, çok daha şeydir. Biz bu deneyime mobil uygulamaları nasıl getiririz diye denemeler yaparken aslında Flutter yapmak istemezken Flutter gibi bir teknoloji ortaya çıkıyor. Google'un içinden daha sonra ayrılıp ayrı bir takım oluyorlar. İşte şu anda da Flutter bütün bu farklı cihazlar ve farklı platformlar, işte web, desktop, mobil hepsi için size tek bir codebase'den uygulamayı yazan bir UI platform. Bunun için dizayn edilmiş. Gelecek için dizayn edilmiş. Çünkü biliyorsunuz artık ekranlar ve değişik platformlar her yerde. Ve şu anda Flutter iOS uygulaması yazabiliyorsunuz, Android uygulaması yazabiliyorsunuz, web uygulaması çalışıyor. Desktop'ta Windows, Mac ve Linux üzerinde çalışıyor uygulamanız ve embedded cihazlar için de aynı codebase'den yazdığınız tek uygulamayı tek tek çalıştırabiliyorsunuz. Tek bir codebase'den tabii ki. Peki nasıl yapıyor Flutter bunu? Bu arada arkadaşlar, eğer beni şey yapıyorsanız, benim kaç dakikam var toplamda bana bir yazın, tamam mı? sona geldikçe beni uyarın. Arada soru falan gelirse gönderin. Ben de yalnız hissedeyim. Peki Flutter bunu nasıl yapıyor? Flutter aslında kendisi katmanlı bir mimari ve aslında en alt kısmında bir tane engine'i var. Bu bir oyun engine'i gibi düşünün bunu. Oyunlar nasıl çalışıyor? İşte bir engine üzerinde çalışıyor. Aslında Flutter uygulamalarda öyle. Altta Sphere dediğimiz bir engine üzerinde. Onun üzerine kat kat gelen işte widget'lar, İçindeki her bir yapı aslında üst üste gelen bir katman Flutter'da. Framework kısmı diyoruz biz buna, engine üstünde çalışan. Ve bu framework kısmı kendisi de Dart programlama diliyle yazılmış. Siz kullanıcı olarak Flutter uygulamalarını yazmak için de Dart programlama dilini kullanıyorsunuz. İşte bu üzerine gelen, kat kat gelen mimari sayesinde de Flutter'ın getirdiği başka bir güzellik daha var. İşte diyelim animasyonlar, işte bir design, UI dizaynı yapıyorsunuz, işte rendering yapıyorsunuz, gesture'lar kuruyorsunuz. Bunun hep katman, işte state management mimarileri kullanacaksınız, öğreneceksiniz bunları. Bu da hep üst üste gelen kat kat mimari olduğu için
Siz uygulamanızda herhangi bir yerinde değişiklik yapmak istediğinizde her şeyi sıfırdan çöpe atmadan gerekli katmana dönüp oradaki değişikliği yapıyorsunuz. Bu da size işte Flutter esnekli, işte verimli, işte Flutter hızlı uygulama yazılıyor ya da Flutter'la esnek yazılıyor dedikleri şeyler aslında insanların bunlar. Flutter gerçekten teknoloji olarak çok esnek bir mimariye sahip ve bu katmanlı mimari sayesinde oluyor bunlar. Peki o zaman proje ne diyor? Biz Flutter'dan bahsederken bu 5 özellikten bahsediyoruz. Biraz bunlara biraz daha detaylı şey yaparsak. Flutter size Flutter uygulamalar hızlı çalışıyor. Uygulamalarınızın performansı çok yüksek oluyor. Ve bunun sebebi de Flutter uygulamaları aslında siz uygulamayı yazıp telefona koyduğunuzda o kod telefonda native koda compile ediyor. Makine koduna dönüşüyor. Makine koduna dönüştüğü için uygulama sizin cihazın bütün performansını ve gücünü kullanabiliyor. Bu gücü kullanabildiğinde de işte böyle animasyonlar, resimler, yok işte scroll'lar, bilmem neler falan çok performanslı uygulamalar yazmanızı sağlıyor. Flutter size hızlı uygulamalar yazmanızı sağlıyor. Verimli bir şekilde, produktif bir şekilde uygulama yazma deneyimi yaşıyorsunuz. Çünkü Flutter'ın developerlara sağladığı çok fazla tool'lar var hayatı kolaylaştıracak. Bunlardan bir tanesi hot reload dediğimiz şey. Hot reload işte diyelim siz bu ekranda görüyorsunuz. Ekranda işte ID'de bir kod yazılıyor. Kenarda emulator çalışıyor. Siz işte ne yazdığınızı emulatörde görüyorsunuz. İşte bu bir sayfa var. Bir tane buton var. Counter var. Butona bastıkça rakamın sayı artıyor. Siz bu kodda bu ekranda herhangi bir şeyi değiştirmek istediğinizde bu yaptığınız değişiklik, kodda yaptığınız değişiklik saniyeler içerisinde hemen emülatörde görünüyor. İşte renk değiştirdiniz, text değiştirdiniz, bir şey değiştirdiniz, bir şey koydunuz, hemen emülatörde görebiliyorsunuz. Normalde bunları görebilmek için emülatörde işte tekrar rebuild yapmanız gerekiyor, birkaç dakika beklemeniz gerekiyor falan. Ama Flutter'daki bu hot reload özelliği sayesinde bunu saniyeler içinde gördüğünüz için size çok fazla verimli bir ortam sağlıyor. İşte bir şey, şunu da deneyeyim, şunu da göreyim diye çok daha yaratıcı bir ortam sağlıyor. Uygulamaları çok hızlı geliştiriyorsunuz. Hot reload dışında developerların hayatını kolaylaştıracak birçok daha tool var. Developer tools altında geçiyor. Eğer Flutter web sitesinde developer tools altına bakarsanız. Flutter size o güzel uygulama yazmanın yanında uygulamayı yazarken de sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir sürü verimli özellik sağlıyor. Ve Flutter size güzel uygulamalar yazmanızı sağlıyor. Çünkü aslında bu bir UI tool platform. İçerisinde bir sürü hazır widget var. Design, işte uygulamalarınızı dizayn etmek için kullanabildiğiniz. İşte uygulamaların biraz daha native Android uygulaması gibi görünsünüz diyorsanız material widgetlar var. Uygulamam gerçekten bir iOS uygulaması gibi görünsün diyorsanız iOS widgetleri var. Hayır, ben öyle, benim uygulamam Android iOS fark etmişsin. Benim kendi custom dizaynım olsun mesela bu ekrandaki uygulamam gibi istiyorsanız da kendi custom dizaynların widgetlerinizi yaratabiliyorsunuz ve bunları kullanmanız çok kolay. Flutter size aynı zamanda çok güzel uygulamalar yazmanızı sağlıyor. Normalde yazılımcılarla designerlar arasında böyle çok da tatlı olmayan bir muhabbet olur. İşte bir dizaynda bir değişiklik olur. Designer gider yazılımcı, ya şunu bir implement edebilir misin ya işte gene mi bir değişiklik falan. İşte bu tarz, Flutter bu tarz işleri çok kolaylaştırdığı için çok güzel uygulamalar yazmak da çok kolaylaşıyor. Ve Flutter bunun yanında sadece Google'a ait olan bir teknoloji değil. Flutter bir open source teknoloji. Bu ne demek? Evet, Flutter'ı yazan bir ekip var Google'ın içerisinde. Ama aynı zamanda dışarıdan bir yazılımcı olarak Flutter'a katkıda bulunabilirsiniz. Open source, açık kaynaklı bir uygulama olduğu için. Şu an bakarsanız Flutter'a katkıda bulunan birçok şirket de var. Mesela atıyorum Linux dedi ki biz desktop için default uygulama geliştirme aracını Flutter kabul ediyoruz. O zaman Linux'a Flutter uygulaması yazmak için gereken eklentileri Linux kendisi yazdı. Aynı şekilde Windows'un şu katlanabilir telefonlarında falan kendileri yazdılar. Hem şirketler Flutter'a katkıda bulunuyor, hem Flutter'ı kullanan developerlar katkıda bulunuyor. Benim şöyle bir package'e ihtiyacım var falan. Yok, o zaman ben yazayım.
Başka biri bu package'i kullanıyor. Aslında buna şu da eklenebilir. Başka biri de bir şey yapıyor. Böyle açık kaynak kodlu ve birçok işbirliği içerisinde yazıldığı için Flutter'ın büyümesi de çok hızlı, ilerlemesi de çok hızlı gerçekleşiyor. Flutter'a katkıda bulunmak demek sadece code base'ine ya da package'lerine değil, web sitesindeki herhangi bir dokümantasyona da dışarıdan katkı yapmak mümkün. Ve portable tabii ki tek bir kodu her yerde çalıştırabiliyorsunuz. Gördüğümüz 4 farklı platformda tek code base'den çalıştırabiliyorsunuz. Bu da gerçekten sizin yazdığınız kodu portable bir şekilde her yerde çalışması çok kolay demek. Şu anda bu sayı eski kaldı, 150 bin diyor ama 200 bin mi oldu, 300 bin mi oldu ne bilmiyorum ama çok bin işte. Flutter uygulaması var store'da. İşte bunların birçoğu bir kısmı böyle başka şirketler tarafından ya da işte startuplar tarafından bağımsız yazılımcılar kendi uygulamalarını yazıyor. Ajanslar ya işte başka şirketlere uygulama yapan ajanslar Flutter'ı çok seviyor çünkü ayrı ayrı uygulama yapmak yerine tek bir yerden yazıp gönderiyorlar. O yüzden birçok kişi tarafı ve şirket tarafından Flutter çok kolay sahiplenildi. Tabii dışarıda olduğu gibi Google'ın içerisinde de Flutter'ın çok geniş bir şeyi var. Google aslında çok büyük bir şirket ve içerisinde bir sürü farklı uygulama ve ürün var. Mesela Google parasını neyden kazanıyor? Reklamlardan kazanıyor. Google AdMob ekibi işte uygulama gerekiyormuş bir tane onlara. Hem müşteriler işte Google Ads müşterileri ya bu ay ne kazandık ne oldu bilmem neyi görmek için. Hem de içerideki ekip hangi müşteriler var, ne yapmışız, büyümüş müyüz, küçülmüş müyüz görmek için bir uygulama ihtiyaçları varmış ve Flutter'la yazdılar. GPay yine uygulamasını Flutter'la yazdı. Yani Flutter Google içerisinde de kullanım alanı genişleyen bir uygulama şu anda. Ve GPay çok büyük bir uygulama aslında. 1 milyon satır kod baştan Flutter'la yazdılar ve bununla ilgili bir sunum yapmışlardı Flutter en geçte eğer izlemek isterseniz. GPay'in başındaki VP kalkıp neden Flutter'ı anlattıklarını, Flutter'ı seçtiklerini anlattı ve gerçekten çok etkileyici bir konuşmaydı bu kadar büyük bir uygulama için. Onun dışında Microsoft katlanabilir Surface cihazı için yine desteği çıkarttı. Yani artık ekran tek değil, iki bir de katlanabilir hali var. Uygulamanın iki ekranda da çalışması gerekiyor. Bu Microsoft kendisi Flutter uygulamalarının Surface cihazlarda çalışması için gerekli eklentiyi kendileri yazdı ve gelip sundular yine Flutter Engage etkinliğinde. Onun dışında webde bambaşka bir dünya açıldı Flutter'la birlikte. Çünkü Flutter gerçekten dizaynı bir game engine şeklinde kullandığı için çılgın şeyler yapabiliyorsunuz. Bunu dışarıdan biri Flutter Plasma.dev'e giderseniz Flutter Web'de neler yapılabiliyor, ne kadar ilginç şeyler yapılabiliyor bu örnekleri görebilirsiniz. Gerçekten çok etkileyici şeyler var içerisinde. Onun dışında iRobot bu robot süpürgeleri yapan firma bir tane eğitim uygulaması yazmış. İşte web üzerinde Scratch gibi blokları getiriyor ama robota yazılıyor. Yani blokları getirip bu kod iRobot.com'da oluşturuyorlar projeyi. Çocuklar için özellikle. Sonra o kodu alıp robota yükleyip robotta çalıştırıyorlar. Bunun bu tool'un tamamını webde Flutter'la yazdık. Çünkü sonra alıp o kodu embedded cihazda çalıştırabildikleri için. Ubuntu, Linux demiştim aynı şekilde. Biraz önce de söyledim. Default desktop uygulama geliştirme tool'u olarak Flutter'ı öneriyor artık. Ve bu da çok kolay bir şekilde yapmak için bir takım geliştirmeler yaptılar. Yine kendileri yapıp Flutter'a gönderdi. Toyota dedi ki biz yılda 6 milyon araç üretiyoruz. Ve 6 milyon araçtaki entertainment sistem dedikleri işte bu ekranda bir şeyler oluyor, uygulamadan bir şey yapıyorsun falan bu uygulamaları Flutter'la yazdılar. Burada Toyota'daki bu işi yürüten kişi o da bir konuşma yaptı neden Flutter'ı seçtiklerine dair. Tabii ki farklı ekranlar arasındaki geçiş işte dokunmatiklerdeki şeyler native code performans gibi sebeplerden dolayı da Flutter'ı seçtiklerini açıkladı. Ya bunlar çok heyecan verici arkadaşlar. Böyle ilginç use case'ler ve bilinen firmaların da Flutter'ı seçmesi. Şu an 15 bin üzerinde paket var. Paket dediğimiz şeyler Flutter uygulamanıza herhangi bir entegrasyon yapmak istediğinizde package'ları, paketleri kullanıyorsunuz. Atıyorum bu ne demek? Uygulamamı machine learning eklemek istiyorum. Uygulamamda harita açmak istiyorum gibi entegrasyonlar yapmak istediğinizde bunları Flutter'da paketler olarak kullanabiliyorsunuz.
Şu anda bu paketlerin bir kısmı Google tarafından yazılmış ama büyük bir kısmı da dışarıdaki şirketler ve yazılımcılar tarafından yazılmış ve hepsi open source. Şu an çok büyük bu ekosistem bu. Daha da büyüyecek. Ve böyle böyle arkadaşlar, Flutter gerçekten teknoloji olarak çok heyecan verici bir teknoloji. Bütün bu anlattığım özelliklerden dolayı hayatı kolaylaştırma açısından olsun, ortaya çıkan uygulamaların kolaylığı, kullanımı, performans açısından olsun, Flutter çok doğru zamanda çıkmış, doğru bir teknoloji. O nedenle de bu kadar çok sevildi ve bu kadar hızlı sevildi. Ha, ben Flutter'a başlamak istiyorum, nereden öğrenmek istiyorum derseniz, official resmi dokümantasyon sayfasını öneriyorum. En güzel, en güncel bilgiler gerçekten orada şu anda. Eğer flutter.dev/docs'a giderseniz orada işte sıfırıncı adımdan başlıyor işte. Download et, şu adımları yap, install et SDK'yi, ID'ni aç diye böyle adımları tek tek şey yapıyor. Bunu açtığınızda da karşınıza direkt emulatörde çıkan o bir sıfırdan bir uygulama çıkıyor. Ve siz uygulamanıza uygulama üzerinden devam ediyorsunuz. Gerçekten başlama kısmı da çok şey. Ve bulunduğunuz seviyeye göre de 3 farklı öğrenme peti var. Bu petlerden birini seçip ister sıfırdan öğrenebilirsiniz, isterseniz de biraz daha ileri seviye Flutter şeylerini buradan öğrenebilirsiniz. Tabii ki Flutter'ın community'si de çok güçlü bir community var. Yani bu developer student club'ların Flutter'ın resmi şeyinde artık learn olmuş o. Bana arkadaşlar yazdı, doğru, biz Flutter web sitesini değiştirdik yeni. flutter.dev/learn'den gidebiliyor musunuz? Teşekkürler. Destek çalışıyor. Bizim tabii biz böyle etkinliklere katılıyoruz ekipçe falan ama dışarıda da çok güçlü bir topluluk var Flutter'la ilgili. İşte böyle developer student club'lar Flutter festler yapıyor, etkinlikler yapıyor. Daha çok Flutter'ı öğrenelim, daha güzel nasıl kullanalım falan diye. Onun dışında GDE programımız var, Google Developer Expert. Bu arkadaşlar Flutter konusunda expert ve işte etkinliklere gidip diğer insanlara yardım etmeyi, Flutter anlatmayı seven arkadaşlar. 80 tane GD'miz var şu anda. Eğer siz de evet ben Flutter'ı gerçekten biliyorum, yani ciddi biliyorum, uygulama geliştirdim, ben diğer insanlara Flutter'ı anlatmayı da seviyorum, İşte uluslararası konferanslarda konuşmalar yapıyorum, İşte açık kaynak projelerim var, bloglar yazıyorum, videolar çekiyorum diyorsanız güzel bir GD adayı olabilirsiniz. Bana Twitter'dan mesaj atın eğer bu programla ilgilenirseniz ve GD olmak isterseniz. Flutteristas tabii ki böyle bir grubumuz var. Flutteristas.org'a giderseniz nasıl katılabildiğini yazıyorsunuz. Bu görürsünüz. Slack'e katılabilirsiniz. Bu da bizim Women and Non-Binary Developer Community diyoruz işte. Bu toplulukların önemi ve amacı da şu arkadaşlar. Böyle kadınları ayrıca bir yere koyup pozitif ayrıştırmacılık veya başka bir şey değil. Ama biliyorsunuz teknoloji sektöründe eskiden, daha doğrusu şimdi daha da ilerliyordu. Gerçekten bir ciddi bir cinsiyet farkı var. Çok büyük, ya genelde toplantılara girdiğimizde bir şey yaptığımızda falan çok büyük bir erkek kitlesi yanında bir iki tane kadın yazılımcı görüyoruz. Ve bu farkı kapatmak bizim için çok önemli. Çünkü hepimiz gerçekten şöyle düşünün, bir odaya girdiğimizde eğer bize benzeyen kişi sayısı çok azsa biz orada da zaten otomatikman aşağı seviyeden başlıyoruz. O yüzden bu farkı kapatmak ve bu eşitliği yavaş yavaş toplumdan ve beyinsel olarak aşabilmemiz çok önemli. O yüzden bu tarz grupların önemi de çok büyük. Bu eşitliğe sahip olabilmemiz için ileride. Katılmak isterseniz, ilgilenirseniz bu gruba da katılmanızı tavsiye ederim. Meetup'lar var. Flutter'ın kendi meetup'ları da var. Bu linke giderseniz görürsünüz işte bu Flutter Berlin gibi, Flutter İstanbul gibi meetup grupları var. Sadece Flutter özelinde etkinlikler yapan. Bu meetup'lara da katılmanızı çok tavsiye ederim. Dünyanın birçok yerinde zaten şu an etkinlikler online yapılıyor. Diğer Flutter developer'ları ne yapıyormuş, neler yapıyor insanlar öğrenmek isterseniz. Bir sürü meetup'ımız var. Ve tabii ki de Flutter'a katkıda bulunmak isterseniz her zaman bütün ekip, şu an bütün katkıda sağlananlar gerçekten çok güzel bir ortam var, çok destekleyici bir ortam var. Ben açık kaynak projeye katkıda bulunmaya başlamak istiyorum derseniz gidin bu sayfadaki şeye bir bakın nasıl başlayabilirim diye. Yaptığınız katkı küçücük bir web
sitesindeki kelime hatasını değiştirmek bile olabilir. Yok, yeni bir paket yazmak da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama bu sizin CV'nizde de çok güzel durur. Böyle şeyleri başlayıp öğrenmek isterseniz. Buna da kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Böyle böyle. Bayağıdır konuşuyorum ama arkadaşlar. Flutter böyle. Benden bu kadar. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Bizi kırmayıp geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz bu arada. Birkaç tane soru vardı. Onları da cevaplayabilirsiniz ama alayım ekrana. Önce şöyle biraz daha güzel bir soru. Instagram adresim. Instagram kullanmıyorum ben. Twitter'ım var ama. O zaman beni takip edebilirsiniz. Şöyle bir yorum var. Süper. Ha, çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir tane de şöyle bir soru vardı. Ben okuyabilir miyim isterseniz? Daha kolay olursa. Tabii olur. Yanlış bilmiyorsam Flutter mobil programında kullanılıyor. Peki tam olarak WordMap'i nedir? Önceden ne öğrenmek lazım? Teşekkür Flutter. Ben teşekkür ederim sorduğun için. Flutter sadece mobil uygulama değil, tek bir codebase'den yazdığınız uygulamayı hem mobilde, hem webde, hem desktop'ta çalıştırmanızı sağlayan bir teknoloji. Ama tabii ki başlangıç noktası olarak mobille başladık. Şu an web yapabilirsiniz. Eğer şöyle, ben daha işte bir uygulamam var, işte menüleri var, şunları var, bunları var. Ha, bu aynı şekilde webde de görünsünüz diyorsanız direkt web uygulaması açtığınızda aynı görüntü olur. Desktop'ta da aynı şekilde. Web'deki her karışık, kompleks şeyi yapamıyor. Yani eğer bir sıfırdan web uygulaması yapmak istiyorsanız Flutter'ı seçmek iyi bir çözüm olmayabilir. Ama ben zaten mobil uygulaması yazıyorum. Ve benim uygulamam webde de desktop'ta da çalışsın diyorsanız Flutter Web çok güzel bir şey seçenek. O yüzden mobil kısmı çok gelişmiş ama web ve desktop da aynı şekilde gelişiyor. Flutter'ın roadmap'i aynı şekilde gerçekten bu. Zaten Flutter şu an sunabildiği bütün özellikleri sunmuş durumda. Yapacağım şeyler belli. Flutter'ın bundan sonraki amacı biz gerçekten Flutter'ı kullanan yazılımcıların hayatını nasıl daha çok kolaylaştırabiliriz? Uygulamalar nasıl kalite olabilir? Ya da bir sorun çıktığında nasıl çözebiliriz ki insanlar takılmasın? Şu an Flutter'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi bu. Önceden ne öğrenmek lazım? Yani direkt zaten Dart uygulama diliyle yazılıyor Flutter. Ama siz direkt Flutter'ın öğrenme sayfasına giderseniz Flutter dokümantasyonunda size sıfırdan gösteriyor. Önceden Dart öğrenim gibi bir şeye gerek yok. Zaten Flutter'ı öğrenirken birlikte öğrenebiliyorsunuz. Sanırım bu kadar. Başka soru yok. Süper. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederiz. Çok güzel sunumdu. Bence herkesin hakkındaki Flutter'la ilgili soru işaretleri kalkmıştır. Genel bir bilgi edinmiştir herkes diye düşünüyorum. Süper. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Elif sesini alamıyorum ama. Ben alamıyorum. Bir saniye. Tamamdır. Şu an geliyor olması lazım. Evet. Evet. Şu an geliyor. Şu an geliyor. Evet. 19-20 Aralık'ta arkadaşlar Nilay'ın da bahsettiği gibi Flutter'ı öğrenmek için Dart'ta başlayacağız aslında. Ondan sonrasında neler var? Flutter'ın widget kavramına değineceğiz ve widget'lardan bahsedeceğiz, ana widget'lerden bahsedeceğiz. Sonra 2-3 Ocak'ta da list yapılarından bahsedeceğiz. List yapılarından bahsederken input alma gibi farklı widget'lerde yine gireceğiz. Sonrasında Firebase'e bakacağız. Firebase'de de veri tabanı ve kullanıcı girişi, kullanıcı çıkışı ve diğer Facebook, Instagram, Twitter gibi girişlerin nasıl olacağını öğreneceğiz. Ve son olarak da Flutter'ın en kafa yoran diyelim, en güzel konularından da aslında bir performansını daha odaklanan konusu olan State Management yöntemlerine değineceğiz. Ve bu şekilde de Flutter eğitimimiz sonlanacak. Evet, eğitim böyle olacak. İstersen bir iki soru var, onlara bakalım. Şuna mesela cevap vermek istersen. Flutter hangi dillerde rahatlıkla kullanabiliriz? Flutter kendi dili zaten Dart biliyoruz.
O yüzden Dart'la beraber rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü kendi dilidir Dart zaten. Evet. Bunu da ben cevaplayayım arkadaşlar. Eğitimler 19 Aralık'ta başlayıp pazar ve pazartesi günü olarak 5 hafta boyunca hep pazar ve pazartesi günleri saat 8'de ve hep Google Community Türkiye kanalında yine burada olacak. Bir soru daha görmüştüm. Yani bunu zaten cevaplamış oldum aslında. Hayır, Flutter'ın JavaScript'le yazılmıyor Flutter. Evet. Arkadaşlar eve sertifika verilecek. Sertifika şartından ben bahsedeyim size kısaca. Şimdi bu kickoff yayınımız olduğu için biraz daha bir tanıtım yayını ve Flutter'la ilgili bir genel bilginiz olması ile ilgili, yani sıfırdan başlayanların o tarz bir yayın olduğu için bu yayında bir yoklama alınmadı. Ama kalan eğitim olacak o 5 haftalık yayınlarımızda her yayında yoklama formu atılacak çete ve zaten sabitlenir, atıldığı zaman bilgi verilir, kaçırma gibi bir durumumuz olmaz. Bu 5 hafta 2 günden 10 gün süreceği için eğitimimiz 10 günde 7 gün devam zorunluluğu var. Yani 3 kere devam sürecek hakkımız var. Ama bunun dışında eğitimler kanalda oluyor olacak. Yani sonrasında izleyebilirsiniz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Bir de bunun dışında sizlere yayınların sonlarına doğru 5-10 soru aralığında quizler atılacak o yayınla ilgili. Onlara da katılım sağlamanız gerekiyor. Bunlara istinaden eğitimler bittiğinde sertifika verilecek. Bunlara katılım sağlayan, gerekli katılım sağlayan herkese. Evet, aynen Şöyle şimdi bir uzun, ben okuyayım sana. Merhaba, öyle. üniversite 4. sınıfı ve maalesef bu topluluktan son sınıfta haberdar olduğum için çok üzgünüm. Son sınıfta da olsam yapabileceğim bir katkı var mı? Kendi okulumda oluşturulması için bir sene uzatmam mı gerekiyor? Cevap vermek ister misin yoksa ben Kendi de? ikimiz de verebiliriz. Ben şöyle diyeyim. Yani kendi Tamam. okulunda yoksa eğer kendi yani 3. sınıf, 2. sınıf bir arkadaş grubun varsa onlara hani şey yapabilirsin. Yol gösterebilirsin. Böyle çok güzel bir topluluk var. Kendi okulumuza da açalım ve kendi üyelerimize faydalansın tarzında. Sen ne düşünüyorsun? Eğer yoksa şu an kurmak için son sınıf olduğun için belki hani geç kalmış olabilirsin, evet. Ama eğer kulüp olsa, yani kulübü olan biri için söyleyeyim. Okulda kulüp var ama içine dahil değilse her zaman üye alımı yapıyor ciddiyetliler. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ama core team içinde de bununla ilgilenmek istediğin, ilgin olmuyor, yardımcı olmak istediğini gidip liderle birebir konuşursan, ekibinde bununla ilgili bir yer varsa ya da boşluğu varsa kesinlikle değerlendirecektir. Eğitimleri kim verecek? Eğitimleri 5 hafta boyunca 5 farklı eğitmen verecek. Buna nereden ulaşabilirler? Yani istersen sen onu tam bahset. Sosyal medya Eğitmenlerimiz nereden? hesaplarımızdan ulaşabilirler. Kesinlikle. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Zaten çekilişleri de sosyal medya hesaplarından yapacağız bazılarını. Mutlaka o yüzden sosyal medya hesaplarına bakın diyelim. Hangisini anlatacaksınız? Set management. Yani set Evet. management olarak. Veli Bacık anlatacak state management yöntemlerini. Bir Mobix anlatacak en popüler olanlardan. Bir de provider anlatacak. Yine benzer şöyle bir soru var. Set management kavramını sadece genel geçer mi işlenecek yoksa blok nedir bir yapı işlenecek mi? Zaten cevap vermiş oldum aslında. Evet. Dersler Android Bootcamp ile çakışır mı? Arkadaşlar Android Bootcamp'in günlerini bilmiyorum ama bizim derslerimiz 19'unda başlayıp 5 hafta boyunca her gün pazar ve pazartesi 8'de olacak. Yani açıkçası onun günü tam bilmediğim için kesin bir şey söyleyemiyorum şu an. Bunu da sen cevap ver istersen Elif. Sanırım sıfırdan anlatmayacaksınız. Daha çok bilgisayar onlar için olacak değil mi? Hayır, aslında tam tersine sıfırdan bir eğitim olacak. Eğitim boyunca ben şunu tavsiye ediyorum. O günkü eğitimde neler anlatıldıysa eğitim bittikten sonra bir de kendiniz kodlayın ve çalıştırın. Böylelikle pratik yaparak widget'ların nasıl çalıştığını anlamış olursunuz. Bu eğitimler bittikten sonrasında ise 2 hafta gibi bir boşluğumuz olacak. Bu boşluk sırasında da hazırda olan projelere bakabilirsiniz GitHub üzerinden ve kendiniz de proje çıkartmaya çalışabilirsiniz verdiğimiz eğitim sonrasında.
Sonrasında da bu öğrendiğiniz bilgilerle mutlaka Flutter Ekoton'a da katılın. Güzel bir deneyim de elde etmiş olursunuz. Evet. İstiyorsan bunu da direkt cevaplamam. Tamam, cevaplayayım. Bu biraz da size bağlı arkadaşlar. Biz size eğitimi vereceğiz. Eğer siz kendiniz o günkü eğitimi tekrar edip pekiştirirseniz, yani pratiğe dökerseniz ve ekstra böyle birkaç makale okursanız atıyorum. Bence güzel projeler çıkartabilecek seviyeye gelirsiniz. Açıkçası şunu da ekleyeyim. Hackathonlarda çıkan projeler çok böyle üst seviye, aşırı işte çok 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 bilgi isteyen projelerden ziyade daha çok fikir odaklı şeylerde, yarışmalarda oluyor diyebiliyorum. Yani proje de önemli tabii ki ama hı, fikriniz varsa projeye ne kadar yansıtabildiğiniz de daha çok önemli aslında. Bu sizin Android Studio'mu... Sen... Ya beş farklı eğitmen olacağı için her eğitmen farklı bir de kullanabilir bu konuda. Siz hangi ide kullanmakta rahatsınız onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet. Bakıyorum. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. GetX yok. Sadece şey Mobix ve Provider. Flutter SDK'sını kurmanız gerekiyor ve Android Studio'yu da kurmanız gerekiyor. Onunla beraber Android lisanslarını da indirmeniz gerekiyor. Eğer Android'de çalışacaksanız. Mac'de ise ayrı bir kurulum var. Bunun için YouTube'da çok fazla kaynak var arkadaşlar. Flutter nasıl kurarım diye ve Flutter'ın kendi Türkiye sayfası da var. Orada Flutter kurulumunda alabileceğiniz genel hatalarla ilgili bir dokümantasyon var. Direkt Flutter kurulurken karşılaşılan hatalar da yazarsanız Google'a karşınıza çıkacaktır. Bir hata alırsanız direkt Google'layın, araştırın. Mutlaka sizin yaşadığınız hatayı alan başka geliştiriciler de olacaktır diyorum. Başvuran herkes eğitime alınacak arkadaşlar. Evet, hiçbir kriter yok. Sen söyle bunu istiyorsan. Hayır, Beyzen. Bahsedilecek, evet. Direkt bir haftamızın evet, iki gün boyunca konusu Firebase. Firebase. Bir de şu var. Yani ben tam olarak soruyu anlamadım. Bununla ilgili şuna bir cevaplayalım. Başlangıç seviyesinde olması hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Zaten başlangıçtan, direkt Dark'tan. Yani sıfırdan başlayacak arkadaşlar. Bunun dışında şuna başvurular evet devam ediyor. Ve son olarak da şuna bakalım. Flutter ürünlerinden kastınız dash ya da Flutter tişört falansa Elif sen bahset nasıl ulaşabileceklerinden. Evet. Flutter evet, ürününü yani elde etmek için arkadaşlar kendi GDS'inize ya da evet kendi okulunuzda bulunan GDS'i de core teamlere katılıp yani bu tür etkinlikleri organize edip veya kendi başınıza Flutter öğrenirken yaptığınız işte öğrendiklerinizi makalelere dökerek atıyorum ya da nasıl geliştiğinizi diğer community ile paylaşarak community'yi besleyerek aslında bir şekilde elde ediyorsunuz. Yani bir şekilde olmadı sanki. Bu tür etkinliklere katılarak elde ediyorsunuz diyebilirim. Daha çok etkinlikleri organize ederek, organizasyonların içerisine dahil olarak sahip olabiliyorsunuz. O zaman arkadaşlar son olarak da zaten buna chatte cevap verilmiş yayınlarına kadar süreceğiyle ilgili. Hı hı. O zaman arkadaşlar kickoff yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz hepinize. Eğitim evet, yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinizi bekliyoruz. Dediğimiz gibi sertifika için bir yoklama koşulu, bir quiz koşulu gibi şeylerimiz olacak. Sonraki yayınlarımızda sosyal medya hesaplarımızı üzere takip etmeyi de unutmayın bu arada. Sonraki yayınlarda eğitimde evet, artık görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.